Merhaba arkadaşlar. Bu hafta mekanizmalar dersimizin konusu kam diyagramının çizilmesi. Geçen haftalarda kam mekanizmaları ile ilgili bilgiler vermiştik. İşte kamın hareketlerini söylemiştik. Ondan sonra sınıflandırılmasından bahsetmiştik. Hareket modünden, izleyici biçiminden, izleyicinin yerleşiminden ve kamın şeklinden bahsetmiştik. İşte hareket modunun dönen kam, dönen izleyici, şekil 2.3'te, şekil 2.4'te dönen kam, salınan izleyici, kam dönüyor, salınan izleyici ve ötelenen kam, ötelenen izleyici, şekil 2.5'te de bundan bahsetmiştik. Ötelenen kam, ötelenen izleyici şeklinde bahsetmiştik. İzleyici biçiminden bahsetmiştik. 2.6 ve 2.7 iki şekiller gibi noktasal bıçak uçlu, makaralı, düz yüzeyli, eğik yüzeyli ve küresel yüzeyli izleyici biçiminden izleyicilerden bahsetmiştik. İşte buradaki iki boyutlu hali geçtir izleyicilerin, kamın ve kamın. Buradaki de üç boyutlu görüntüsü. Bunlardan bahsetmiştik. Ondan sonra gençler, izleyicinin yerleşiminden bahsetmiştik. Hizalayıcı izleyici, kaçık izleyici. Bu hizalayıcı izleyici ile kaçık izleyici arasındaki fark gençler. İzleyici merkezi ile kamın merkezi aynı hizada ise hizalı izleyici. Eğer kaçıklık varsa kaçık izleyici. Yani resim 2, pardon. Şekil 2.8'den de görüldüğü gibi sol taraftaki hizalayıcı izleyici, sağ taraftaki ise kaçık izleyicisi. Bakın merkezler birbirinden kaçık şekilde. Kamın şekli, iki boyutlu kamlar demiştik. Dairesel, kalp şeklinde, armut biçimli, disk ve ani düşmeli kamlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Kamın şeklinde bu şekilde bahsetmiştik. Bir de doğrusal kam var demiştik. Şekil 2.10'da doğrusal kam. Şekil 2.11'de görülen oyuncakta bacağın hareketini yorumlamayını deneyiniz diye bir etkinlik var gençler. Bu etkinliğin yüz yüze eğitim olsaydı yüz yüze eğitimde tartışırdı. Maalesef yüz yüze eğitim olmadığı için şu an tartışma şeyimiz yok ama fikrinizi beyan edebilirsiniz. Yani bir düşünebilirsiniz. Nasıl bir hareket sağlar, nasıl bir mekanizma diye düşünebilirsiniz. Üç boyutlu kamlar ise silindir, konik, küresel, eğrisel ve oluklu kamlardır. Gençler bakın şuradaki oluğa girmiş izleyici bu oluğu takip edince, yani şuradaki yuvarlak malzeme döndüğü zaman, şuradaki yuvarlak malzeme döndüğü zaman şu izleyici onu takip ediyor ve ileri geri hareketini yapmış oluyor. Aynı şekilde burada da böyle. Yalnız şurada farklılık var gençler. Burada hem dönüyor, burada da dönüyor. Yani buradaki dönen hareket ileri geri hareketini yapmıyor artık. Dairesel hareket yapıyor. Aynı şekilde gençler, buradaki dönen parça, şuradaki dönen parça izleyiciyi yukarı ve aşağı hareketini yapmış oluyor. Yani izleyici yukarı ve aşağı hareket yapmış oluyor. Gençler, oyuk, disk ve izleyici. Yani şuradaki diskimiz, şu düz olan diskimiz, şuradaki oyukluk, buradaki oyukluk yapılan işe göre değişiklik gösterir gençler. Bunun hesabını vardır. Yani bu da hareketi kaç saniyede yapacak veya tam hareket ne olacak? Bunun hesapları vardır. Oyulur, yapılır kam. Buradaki izleyicimiz de gençler buradaki oyukluğu takip ediyor. Bakın şurada iki boyutlu göstermiş. Önden ve yandan. Şurada da üç boyutlu göstermiş. Oyuğumuz var. İzleyici de bu oyuğu takip edebiliyor. Geçen hafta eskilerde yapılan kağıt delme makinesi. Arkadaşlar burada mekanizma
eskiden çok güzel tasarlanmış, çok güzel yapılmış. Çok mantıklı yapılmış. Ne yapıyor gençler? Bakın şuradaki parçamız sola doğru gittiği zaman şuradaki çıkıntı kısım, şuradaki çıkıntı kısım, hatta gençler şunu indireyim bir. Şuraya mekanizmalar. Bu sayfayı açayım gençler. Şuradaki gençler, şu kalemi de alayım. Şuradaki parça sola doğru hareket ettiğinde şu tekerlek kısım aşağı doğru hareket eder. Neden aşağı doğru hareket eder? Şuradaki çıkıntıdan dolayı, şuradaki yarım daireden dolayı aşağı doğru hareket eder. Aynı şekilde burası da aynı şekilde hareket eder. Ondan sonra gençler tekrar eski konumunuza getirdiğiniz zaman buradaki zımba yukarı kalkar. Yani şuradaki zımba. Bakın zaten şeyimiz de var. Gençler bunu sağa ve sola çevirme, ileri ve geri yapmamız için şu parçayı söylüyorum. Şu parçayı ileri geri yapmak için gençler bir tane kremiyer, bir tane de düz dişliye ihtiyacımız var. Gençler kremiyer dişli parçamızın ileri ve geri yapmamızı sağlıyor. Düz dişliyle kolu aşağı gittiğimiz zaman, yani şu şekilde bir hareket yaptığımız zaman buradaki hareket de gençler kremiyerden dolayı bu tarafa doğru olacak. Bu tarafa doğru olduğu için de ne yapacak? Şuradaki çıkıntı tekere baskı uygulayacak. Baskı uyguladığı zaman ne yapacak? Şuradaki zımba, bakın eğik zımbası var. Zımba kağıdı kesmiş olacak. Gençler güzel bir mekanizma. Çok işe yarar gençler. Geride yapmak için gençler. Şurada yayımız vardır. Bu yay, bunun itme kuvveti vardır. Ondan sonra kuvveti kaldırdığımız zaman bu yay bu tarafa iter. Yani şu tarafa gitmiş olur. Şöyle yay sayesinde bu tarafa gitmeyi sağlamış oluruz. Kullanılan elemanlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Kamın elemanları şekil 2.15'te. Bu oluklu bir kam. Şey, oyuklu bir kam. 2.15. İşte bunları şeyleri vardı. İzleyici menzili, esas referans daire, adım eğrisi, kam profili gibi, basınç açısı, izleyici gibi şeylerimiz vardı gençler. Ondan sonra bunların açıklamalarını yapmıştık. Kam diyagramına gelmiştik. Kam tertibatının oluşturduğu hareket kamın şekline bağlıdır. Amaçlanan hareketi yapan kamı tasarlamak için kam diyagramı çizmek gerekir. Kamlar 3 tür harekete göre çizilir. Sabit hız, sabit ivmeli hareket ve harmonik hareket. Sabit hızlı harekette izleyici eşit zaman aralığında eşit yol kat eder. Düzgün doğrusal harekete benzer. Sabit ivmeli harekete izleyici menzilini değişik hızlarda kat eder. Yer değiştirme eğrisini paraboliktir. Başlangıçtan orta noktaya ve giriş dönüş noktasına düzgün ivme ile hareket eder. Harmonik harekette ise izleyicinin yer değiştirmesi bir sinüs eğrisi çizer. Harmonik harekete benzer. Bu harekete örnek olarak bir mantar ya da tıpanın bir su dalgasının hareketi ya da duvar saatinde sarkacın hareketi verilebilir. Kamın tasarımında izleyicinin hareketi esas alınır ve bu hareket 4 periyoda ayrılır. Yükselme, şuradaki yükselme, üst duraklama, şu 180'den 270 derece arası, sonra düşme, sonra alt duraklama şeklinde takip eder arkadaşlar. Bir örneğimiz vardı. Şurada. Normal uçlu hizalı izleyici 50 mm çaplı daire. Yani temel dairemizin çapı 50 mm. Şu B noktası çapı 50 mm. Sabit hızda 40 mm yükselme hareketi. Yani şuradaki yükselme hareketimiz 40 mm'ymiş. Yani
40 burası yükselme, 40 da burası 80. Aslında 130 şeklinde. Sıfırla 90 arası alt duraklama, 90 ile 180 arası yükselme, 180 ile 270 arası üst bekleme ve 270 ile 360 arası düşme şeklinde saat yönünde bir diyagramımız var. Adım adım kan profilini çizelim arkadaşlar. İzleyici grafiği hedeflenen harekete göre çizilir. Yani şu hareketi çizmiş olacağız kağıtlarımıza. Burada temel dairenin yarı çapı 25 mm'dir. Çünkü 50 mm'nin yarısı 25 mm. Ve yükselme menzili 40 mm ise en büyük dairenin yarı çapı 65 mm olur. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şekil 2.18'i bir çizelim. Hatta şunu çizelim. Asgari ve azami çaplara göre çemberler çizilir. Teknik resim sayfasına geçelim. Arkadaşlar ne demiştik? Şöyle bir eksen çizgisi çizelim. Şöyle bir eksen çizgisi çizelim. Ve bu eksenimizi küçük çapı ile büyük çapını çizelim. Küçük çapı kaçtı? Çap 50 mm'ydi. Yani yarı çap 25 mm. Diğer tarafta yarı çapı 65'ti. Yani 130 mm. Hatta şunu biraz şurada taşıyalım. Y düzleminde 10 mm, X düzleminde eksi 20 mm gitsin. Şimdi arkadaşlar, küçük dairemizin çapı 50, 50 mm büyük dairemizin çapı 130 mm. Çünkü yükselme 40 mm'ymiş. O yüzden tek taraflı 40 mm, yani iki taraflı 80 mm. Bu çemberler dikey olarak eşit parçalara bölünür. Örneğin duraklama yerlerinde 15, şöyle yapalım. Duraklama yerleri için 30, örneğin duraklama yerleri 30, yükselme yerleri ve düşme yerleri için 15 mm açılar alınabilir. Ne yapacağız gençler? Şunu şey edeyim. Şu şekilde bölme yapacağız. Açısal bölme yapacağız. Şunları silelim. Şunu sabitleyelim. Sabit. Geliyorum. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Hatta şu şeyleri de silelim. Demek şu
şu, şu ve şunu da sabitledik. Yani 0, 90, 60, 180 yerleri sabitledik. Şimdi arkadaşlar şuradan şurası 30 derece. Şuradan şurası da 30 derece. Yani şuradan şurası da 30 çıkar zaten. Şuradan şurası 30. Şuradan şurası 30. Şuradan şurası da 30. Şuradan şurası 15, 270, 285, Şimdi arkadaşlar buranın temel çapını alıyoruz, uzatıyoruz. Aynı şekilde şu yükselmenin de çapını alıyoruz. Aynı şekilde uzatıyoruz grafiğimizi. Aynı şekilde uzatıyoruz gençler. Dört. Bir, iki, üç, dört. Şurayı üç parçaya bölüyoruz. 65'ten 25 çıkar. 40. 10'ar milimetre çaptan. Çaptan 20 milimetre. Yani ne olacak? Şöyle alalım. Şu şekilde. Şu çapımız 50 idi, 70 alacağız. Şu çapımız 90 olacak. Şu çapımız 110 olacak. Şu çapımız da 130 zaten. Şunları silerim geri. Şuradan da dikey bir sıfır noktası belirleyelim. Şurası mesela. Tabi bunu biz kağıda çizeceğiz sonraları. Burada şey var mı? Yok, verilmemiş. Kağıdımız sığmayacak herhalde arkadaşlar. Vaziyet onu gösteriyor.
bakalım. Kaç demiş? 155, 200. Şuraya da 200 diyelim. Aynı hizada olsun. Şunu biraz daha sıfır noktasını şuraya kaydırayım arkadaşlar. Şöyle. Şu sıfır noktasını şuraya sileyim. Şu şekilde biraz kaydırayım arkadaşlar. Burası benim için sıfır noktası. Ne yapacağız gençler? Bir alt duraklama hizası vereceğiz. Bunu doğrusal bir çoğaltma yapalım. X ekseni bura, Y ekseni bura. Şu parçadan çoğalacak. Beşer beşer. Şu alsın arkadaşlar. Buradan şeye bakalım. 5 milim 5 milim aralığına 30 tane çoğaltalım. Biraz çok olmuş. 30 29 27. Şurada falan 30 yazar. 30'a tıkladığınız zaman 27 yazsanız yetiyor. Ondan sonra şu şekilde şuradan geliyoruz. Çizgimizi yapıyoruz. Ondan sonra şey arası bu 20-20 yaptığımız şey araları gençler bunlar. 70-90 120 yaptığımız aralıklar gençler burada. Şurayı objeyi silelim. Şu fazlalığı. Şimdi arkadaşlar ben bunu bilerek siyah yaptım. Bunun şeyini farklı yapacağım. Şimdi 27'yi çekebilseydim. Şurası bizim sıfır noktamız. Hatta şuraya şöyle yapalım. Teste gelelim. Şurası benim sıfır derece. Sıfır derece. Şurası 90 derece. Şurası 180 derece. Şurası 270 derece. Tabi bu aralıkları biz kağıda kendimiz çizeceğiz zaten. Şurası da tekrardan şurası da 360 derece. Yani aslında sıfır noktamız. Ne yapıyoruz gençler? Bakın. İlk kısım alt duraklama. Şuradan çizgimi alıyorum. Çizgimi aldım. Şuradan bir büyüteyim arkadaşlar. Şuradan rengimi değiştireyim. Kırmızı yapayım ve çizgi kalınlığımı da büyüteyim. 0.7. Arkadaşlar şunu da şöyle çekeyim. Ne yapıyoruz gençler? Alt duraklamayı 90 dereceye kadar çiziyoruz. Geldim buraya.
şuradan başladım, 90 dereceye kadar çizdim. Ondan sonra 90 dereceye çizdikten sonra 180 dereceye bir yükselme mevcut. Geldim buraya. Şuradan tıkladım. Pardon, şuradaki şuraya kadardı. Şimdi buradan tıkladım arkadaşlar. Buraya kadar bir tane yükselme mevcut. Şuraya kadar. 180'e biraz çekeyim. 190'dan 180'e bir yükselme söz konusu. 180'den 270'e üst duraklama mevcut. Yani burada bir duraklama var. Çünkü ne aşağı ne sola kadar iniyor. Buradan sonra alçalma mevcut. Şu şekilde yapalım. Buradan da 270'ten de 360 dereceye kadar bir düşme söz konusu gençler. Şeyimiz kesişimlerin işaretlenmesi bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra kam şeyine gelince de gençler bakın. Kamın çizimine de diyagramının çizimine de gelince. Bakın gençler. Şöyle yapalım. Şey aynı mı bakalım. Ha, tamam. Şimdi diyagramı çiziyorum gençler. Şuraya geleyim. Şurası neydi bizim için? 0 dereceydi. 0 derece. Burası kaç? 90 derece. Şurası 270 ve burası da 360. Şu 360'ı alayım. Diğeri burası. Nasıl bir hareket var gençler? Bakın. 0 ile 90 arasında sabit bir hareket var. Yani şuradaki temel çapımızı alıyoruz gençler. Temel çapımı alıyorum. Bakın. Şuradan başlıyorum. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şurada. Şuraya kadar. Arkadaşlar. 0 ile 90 arasında sabit bir şeyim var. Çizgim var. Sonra ne yapıyor? Bu 90'dan 180'in arası bir yükselme var. Yani şurayı pardon yanlış yazmışım. Şurası 180 olacak. Şurası da 270 olacak. 0'la 90 arası sabit. 90'dan 180 arası nasıl bir hareket demiştim? Yükselme hareketi. Yani şuradan geliyoruz. Bakın parabol bir çizim. Parabol bir çizimimiz var. Yani yükselmemiz var. Şu şekilde parabol bir tane çizimimiz var arkadaşlar. Yükselme bir tane çizimimiz var. Sonra yükseldikten sonra yine düzgün bir tane parabolümüz var. Şeyimiz var. Hareketimiz var. Sabit düzgün. Geliyorum buraya. Kaça kadar gençler? 270 derecesine kadar. Yani 270 şurası, şuradan şurası. Pardon, yanlış oldu. Geliyorum. Merkezden aldım. Başlangıç yerim burası ve bitiş yerim de burası. Buradaki de yükselmenin en son olduğu nokta gençler. Bu da yükselmenin en son olduğu nokta. Bundan sonra bakın. Buradaki temel çap. Buradaki yükselme çapı bakın 90 ile 180 arasında yükselme olmuş. 270 ile 0 derece arasında da bir düşme söz konusu gençler. Geliyorum buraya. Yine parabolümü alıyorum. Yani solid sprayin. Gençler geliyorum. Tıklıyorum. Bakın. Parabol şeklinde bir düşme söz konusu. Parabol şeklinde bir düşme söz konusu.
parabol şeklinde bir düşme söz konusu gençler. Parabol şekilde düştükten sonra gençler bakın sıfır noktasında tekrar temel çapa tekabül ediyor. Gençler bu örneğimiz de bu şekildeydi. Çizimi bu şekilde yapılıyor. Şuradaki çap temel çapımız 50. Hatta tıklayayım rengi değiştireyim. Şimdi şuradan rengi değiştireyim. Şu temel çapımız şu da yükselme çapımız yani temel çapın yarı çapıyla yükselmenin yarı çap arası 40 milimetre. Bunu yaptıktan sonra gençler 4 eşit parçaya bölüyoruz. Yani her şeyimizin arası dairemizin arası 20'şer milimetre yapıyoruz. 50, 70, 90, 110 ve 130 şeklinde yaptıktan sonra burayı da böldükten sonra gençler 0, 90, 180, 270, 360 ne yapıyoruz? Hareketimizi sağlamış oluyoruz, yapmış oluyoruz. Resimde zaten ne diyor? Bakın. 0 ile 90 arası alt duraklama, 90 ile 180 arası yükselme, 200, 180 ile 270 arası üst bekleme ve 270 ile 360 arası da düşme şeklinde. Çizimimiz de bu şekilde. Haftaya gençler, haftaya şuradaki çizimi yapacağız. Şu örneği yapacağız gençler. Bu çizimini yapacağız. Bu örnekte de saat iplesinin tersi yönünde bakın. Buradaki kamımız bu şekilde ama buradaki kamımız diğer tarafa. Saat iplesinin tersi yönünde. Bunu yapacağız gençler. Ondan sonraki haftada bir tane çizim var. Bu çizimi yapacağız sizlerle. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.